Hafta sonu İnebolu Pazarı'na gittim. Ben orayı çok seviyorum. Ve şaşırdım çünkü daha zamanı olmamasına rağmen mantar buldum. Tabii şimdi bu yaz çok yağmur yağdığı için mantarlar erken çıkmışlar. Ve yani sarı kız buldum. Sarı kız, şantarel. Yani bu o kadar, yani buna hani ormanın altını derler. O kadar böyle lezzetli bir mantardır bu. O yüzden bugün sarı kızla bir tane tart yapacağım. Şimdi ilk önce ama size şeyi anlatacağım. Şimdi ben çocukluğumda İsveç'te sürekli biz ormana giderdik. Mantar toplardık sonbaharlarda. Şimdi Türkiye'de insanlar mantar aldıklarında bakıyorum böyle foşur 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 suda yıkıyorlar, tamam mı? Mantar asla suda yıkanmaz. Çünkü bu içindeki lezzeti gider. Yani hassas bir şey mantar esasında. O yüzden ne yapıyorsun? Bizim bak böyle bir aletimiz var İsveç'te. Bir tarafı fırça, bir tarafı bıçak. Şimdi ormana gittiğinde hep böyle böyle dibinden keserek alırsın ki kökü de toprakta kalsın. Ki seneye gel tekrardan çıksın diye. Ondan sonra ne yapıyoruz? Daha koparttık şeyden, topraktan. Bu fırçayla şöyle 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 şöyle, tamam mı? Böyle. Çünkü toprak, yani orman toprak. Hiçbir şeysi yok. Kenarı varsa biraz böyle böyle bunu atıyorsun sepete. Dolayısıyla eve gelince hiçbir işin kalmıyor. Sadece pişirip yemek kalıyor yani. Şöyle şöyle üstten. Ondan sonra kenarı varsa şöyle dibine. Ondan sonra fırça. Toprağı varsa şöyle şöyle yapıyorsun. Çıkıyor. Ondan sonra bunlar fena değiller. Yani ama öyle çok şahane taze de değiller yani, ama gayet güzel idare eder yani bunlar. Ben bayılıyorum yani. Ben bu mantarı bulduğumda o kadar mutlu oluyorum ki inanın. Bence en güzel şekli sadece ve sadece tavada kavurup birazcık, yani tereyağıyla kavurup birazcık tuz ve biber, o kadar. Bir de mantarda şöyle bir tabii şey var. Çok sıcak tavada, yani sıcak tava istiyor. Çünkü su içeriyor. Ve tavaya da çok miktar koymayacaksın. Eğer çok mantarın varsa o zaman böl. İki parçaya böl. Öyle şey yap, pişir. Yoksa haşlayacaksınız mantarları. Onu da istemiyoruz yani. İstemiyoruz. Yani biz istemiyoruz. Bizli konuşmalar. Şimdi bunları tereyağı tavada, büyük bir tava seçtim ki böyle sıkışmasınlar, suyunu salmasınlar. Bir soğanım var. Soğanla birlikte bunları kavuracağım. Sonra bir kenara koyacağım. Ondan sonra da tartın hamurunu yapacağım. Ondan sonra da devamı gelir. Bıçak bile kullanmaya gerek yok. O çok büyük olanlarda ya da böyle kırarak yapıyorsun. Şimdi soğanı ekleyeceğim. Bir tane küçük soğan. Bunu herhangi bir mantarla yapabilirsiniz tabii ki. Yani şu anda hani mantar mevsimine doğru gittiğimiz için benim için özel bir mevsim hakikaten. Çok seviyorum çünkü. Ama herhangi bir mantarla da yapabilirsiniz bunu. Hiç problem değil yani. Birazcık da tuz ekleyeceğim. Şimdi tart hamur kısmına geldik. Bu bebek de yeni de. Şimdi ilk defa tart hamur yapacağız onunla. Bakalım ne olacak. Uslu dur, tamam mı? Şimdi un. Buradan kopya çekiyorum da. Sıcaktan artık hani kafam çalışmıyor. Kopya çekiyorum. Ne dedik? 150 gram tereyağı ve 350 mililitre un. Şimdi 350 mililitre un.
150 gram tereyağı çektireceğim şimdi. Bunu diprize koydum. İyice soğusun diye. Şimdi onu böyle böyle şey yapacağım. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Direkt şunun içini yapayım ya. Daha da güzel olur. O kadar sıcak ya kadar. Yani diprizde durdu bu. Çıkar çıkmaz yumuşamaya başlamış. Birazcık tuz koyacağız. Şöyle bir yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı. Şu tuz konusu biraz şey ya, yani kimine göre çok, kimine göre az. Şimdi. Hadi bebeğim. Evet. Böyle. Güzel oldu bu. Azıcık da bir şey koyacağım. Su. 2 yemek kaşığı kadar. O kadar. Şimdi bunu birazcık soğutmamız lazım bu hamuru. O yüzden bir poşete koyacağım. Buzdolabında da bir 30 dakika falan bekleyecek. Şu gördüğüm muameleden sonra tekrar şey donsun diye, tereyağı donsun diye. Şöyle. Yani iyi tart hamuru yapmak bir bence uzmanlık konusu. Ben uzman değilim. Olduğu kadar. Ama hakikaten hani böyle iyi pilav yapmak. Böyle şeyler vardır ya işte, tart hamurlar onlardan biri yani. Tamam, şimdi bunu, hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın şöyle yapacağım, şunu yumurum şöyle. Çünkü dikdörtgen bir şey kullanacağım sonra. Bir kalıp. Şimdiden ben bunu hafif böyle dikdörtgen haline getirirsem sonra daha da şey olacak, kolay olacak. Şimdi bunu 30 dakika diprizde bekleteceğim. Diprizde değil, dolabında. Buzdolabında. Evet, buzdolabında 30 dakika bekleteceğim. Şimdi hamurumu beklettim. O böyle biraz sertleşti. Şöyle. Şimdi yapışmasın diye şöyle yapacağım. Ve bunun üstünden bunu açacağım. Şeyim bu. Kabuğu. Buna olacak kadar açacağım bunu. Bakayım. Tamam, süper. Evet. Şimdi. En güzeli bunu kalıba koyduktan sonra tekrardan bir diprize koyarsanız tekrardan biraz donsun. Çünkü şu anda yumuşadı. Ki çok şey yapmasın, kaymasın sonra. Şimdi bunu birazcık diprize koyacağım. Tekrardan biraz donsun. Böyle sıcakta tart hamuru yapmak akıl kâr değil. Neyse, yaptık bir hata. Artık olacak olacak. Şimdi şunun dibini birazcık böyle tık 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 yapıyorum ki orası kalkmasın. Ve tekrardan şeye giriyor. Diprize. Dondurucudan çıkarttım. Biraz bekledi. Biraz böyle kendine geldi, bir sertleşti. Şimdi bunu bir 10 dakika pişireceğim.
çıkartacağım. Sonra da mantarları koyacağım. Şimdi hamur şeyden çıktı, fırından çıktı, biraz pişti. Şimdi burada 100 ml süt ve 200 ml şey var, krema var. Onu şimdi böyle koyacağız. Burada da 3 tane yumurta var. Yani 100 ml süt, 200 ml krema ve 3 yumurta, biraz da tuz. Şimdi şunları şöyle çırpayım. Rendelenmiş kaşar. Şöyle bir 150 gram kadar. Böyle. Üstüne. Şimdi bu fırına girecek. Bir 40 dakika kadar pişecek. 175 derece 40 dakika gibi benim fırınımda. Biliyorsunuz fırından fırına değişir ama 40 dakika 175 diyorum. Siz de ona göre bakarsınız, denersiniz kendi fırınınızda nasıl oluyor. Yani. Bakınız. Öf. Bence güzel bir şey oldu. Bir bakalım. Kesebilecek miyim bunu? Şöyle. Biraz dinlense iyi olacak ama ben galiba dayanamayacağım yani. Hadi bismillah. Çaldım bir parça. Fotoğraf şimdi rezil olmayacak. Ağzımı tuz bırakıyor. Tamam. Şöyle küçük bir parça da denemeden duramayacağım. Yaban mantarları. Hakikaten kültür mantarından çok farklı oluyor. Bir farklı lezzet oluyor. Başka mantarlarda da yapabilirsiniz ama bunlar hakikaten bir ekstra güzel oluyor. Tavsiye ederim. Ha. Teşekkür ederim ilginize. Deneyin bana. Güzel. Hadi bakalım. Bye bye.